19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktı. Vatanı kurtarmak kararı içerisindeydi. Mıntıka Palace Oteli'nde kaldı. İlk emirlerini buradan verdi. Sonra bu yol Havza'dan, Amasya'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Ankara'dan geçecek, ülkenin kurtarılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanacaktı. Amasya'nın Türk İstiklal Savaşı tarihinde önemli bir yeri vardı. ...25 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Havza'dadır. Kumandanlıklara ve valiliklere telgraflar çekmektedir. Milli ve siyasi bağımsızlığımızın kurtarılması ancak milletin tek vücut olarak müdafaasıyla mümkün olacaktır. Bu arada Ankara'daki 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa ile devamlı haberleşmektedirler. 10 Haziran 1919. Ankara'da 20. Kolordu Kumandanlığı karargahı. 24. Tümen Kumandanı Yarbay Mahmut Bey aldığı önemli bir şifre telgrafı Ali Fuat Paşa'ya götürmektedir. Paşa yalnız mı? Hayır kumandanım. Yanlarında Rauf Bey ile Süreyya ve Ali Bey'le de var. Peki İdris. Havza'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın gönderdiği cevap geldi paşam. Otursana Mahmut. Ankara'da 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine. Telgrafınızı öğleden sonra 7'de aldım. Refikinizle ve zat halinizle görüşmekliğimiz fevkalade mühim ve elzemdir. Seyahatinizi Havza'ya kadar uzatmanızı, eğer mümkünse yarın sabah yola çıkmanızı hasreten rica ederim. Hareketinizi ve ne vakit Havza'ya vasıl olabileceğinizi bildirmenizi makine başında bekliyorum. Refet ve Hamit Beyleri de davet edeceğim. Osmancık'ta kat'i lüzum olmadıkça zat halinizin de hiç kimseye hüviyetiniz hakkında malumat vermemenizi uygun buluyorum. Hasretle gözlerinizden öperim. 9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişi Mustafa Kemal. Kıvılcım alevleniyor. Evet paşam. Hüviyetinizin gizli tutulmasını neden istiyor? Mustafa Kemal Paşa her ihtimali düşünür. Evet. Gideceğimiz yol Pontus ve Ermeni çeteleriyle dolu. İngilizler duyarsa aleyhimize kışkırtırlar. Yanımıza kuvvet alsak dikkat çekeriz. Sebebi budur sanıyorum. Evet doğrudur. Gerekirse kendi kendimizi müdafaa etmek zorundayız. Paşa'yı bekletmeyelim. Hemen telgrafhaneye inelim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri makine başındalar paşam. Yazınız. 9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Emriniz aynen yerine getirilecektir. Hepimiz hürmetlerimizi arz ederiz. 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat. Yaylı arabayla yola çıkacağız. Göze batmayacak bir araba bulun. Gerekirse tek hatlı olabilir. Tosya, Osmancık, Merzifon üzerinden gideceğiz. Girişimin sebebi ve yeri kesinlikle gizli kalacaktır. Peki paşam. Ben yokken kumandayı sen alacaksın Mahmut Bey. Ankara valisi Muhittin Paşa'nın İstanbul'u tuttuğunu biliyorsun. Ona da bir şey hissettirmeyin. Nerede olduğunuzu soracaktır. Onu Mahmut Bey idare eder. Teftişe çıktı dersiniz. Daha ileri giderse gerekeni yapın. Yapalım paşam. Devamlı haberleşme halinde olalım Mahmut Bey. Emredersiniz paşam. İnşallah hayırlı haberlerle dönersiniz. 12 Haziran 1919. Onlar yaylı bir arabayla ve gizlice Ankara'dan ayrılmışlardır. Ali Fuat Paşa'ya Rauf Bey, yaveri mülazım evvel İdris Bey refakat etmektedir. Diğer arkadaşları Ankara'da kalmıştır. Tosya, Osmancık, Merzifon üzerinden Havza'ya gitmektedirler. Bu yolculuk sonra tarihe geçecektir. Tekerlekler uzayıp giden yollara memleketin kaderini anlatır gibidir. Aynı gün Amasya bir tarihi yaşamaya hazırlanmaktadır. Ani bir kararla Havza'dan hareket eden Mustafa Kemal o gün Amasya'ya gelmiştir. Coşkuyla karşılanmıştır. Başlarında Amasya müftüsü Hacı Tevfik Efendi olmak üzere Amasya'nın ileri gelenleri Mustafa Kemal'i ziyaret etmektedirler. Paşa Hazretleri, ben Amasya müftüsü olarak şehrin kesin kararını size arz ediyorum. Bütün Amasyalılar emrinizdedir paşam. Gazanız mübarek olsun. Gazanız mübarek olsun. Tekrar ediyorum efendiler. Hep beraber aziz vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Artık iddiatçılık ve itilafçılık yoktur. Yalnız memleket meselesi vardır. Evet Paşa Hazretleri. Bendeniz de tekrar ediyorum. Bütün Amasya emrinizdedir. Evet. Amasya mücadeleye çoktan hazırdı. Sivas'ta kolordu kumandanı Miralay Refet Bey emrinizi almış paşa. Hemen Amasya'ya hareket ediyorlar. Yoldaki Ali Fuat Paşa'ya kendilerini Havza'da değil de Amasya'da beklediğimiz bildirildi mi? İrtibat temin edilemiyor paşam. Haber çıkarttık. Bu haberin ulaşması önemlidir. Muzaffer sen takip et. Bana da bilgi verin. Emredersiniz paşam. Yaz bakalım Cevat. Ertesi gün 13 Haziran 1919. Sultan Beyazıt Camii. Cuma namazından sonra çok kalabalık bir halk kitlesi Hoca Abdurrahman Kamil Efendi'nin tarihi vaazını dinlemeye hazırlanmaktadır. Az sonra bu gerçek din adamı vaaz kürsüsüne çıkacak ve şöyle konuşacaktı. Ey ahali! Milletin şeref, haysiyet ve istiklali hakikaten tehlikededir. İcap ederse vatanın son ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Bu noktada milletimizin azimle, imanla beraber çalışması şarttır. Sonra Abdurrahman Kamil Efendi vaazına şöyle devam etti. Artık padişah olsun, ne olursa olsun onun bir hikmeti kalmamıştır. Yegane kurtuluş çaresi halkın doğrudan doğruya hakimiyetine elini alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız. Bu ses Sultan Beyazıt Camii'nin kubbesinde yankılar yapıyordu. Yegane kurtuluş çaresi halkın doğrudan doğruya hakimiyetini eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Ertesi günse Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulacaktı. Aynı gün Ali Fuat Paşa ve arkadaşları Mustafa Kemal'le buluşmak üzere yollarına devam etmektedirler. Rauf Bey bayağı hasta. Oldukça da ateşi var. Arabacının yanındaki Egeli Mehmetçiğin gözleri uzaklara dalmış gitmişti. Önce memleketini, sonra köyünü, ocağını, Zeynep'ini, düşmanın şerrinden dağlara çıkıp Kuvay-i Milliyecilere sığınan ailesini düşünmekteydi. Kulaklarında bir ses vardı. Bir şarkı burcu burcu Anadolu'yu anlatmaktaydı. Söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor, dışarım serin. Osmancık Merzifon yolu bu değil mi? Evet paşam. Sağ ol. Ne oluyor böyle? İleride Rum çeteleri var. İçip içip havaya ateş ediyorlar. Bir baskın falan olmasın? Baskını gece yaparlar paşam. Kaç kişi bunlar? 30-40 kişi kadar vardır. İleride yine var. Daha ileride yine. Kum gibi. Geri dönerken hesaplarını gördürürüm. 10 gün önce bizim köyü bastılar. Çoluk çocuk demeden 15 cana kıydılar. Ben şu kolu Çanakkale'de bugünleri görmek için mi verdim paşam? 4 yılda yalnız benim ocağımdan 7 şehit gitti. Bir şeyler yapın paşam. Biz de bir şeyler yapmaya gidiyoruz. O akşam Havza yakınlarında bir değirmende mola verdiler. Geceyi buğday çuvallarının üzerinde uyuyarak geçirdiler. Rauf Bey'in ateşi nispeten düşmüş, Ali Fuat Paşa rahatlamıştı. 2 Mehmetçik nöbet beklemekteydi. Değirmenci ile İdris Bey sabaha kadar kapının önünde oturmuşlardı. Çocuklar biraz uyuyun, biz buradayız. Böyle bir gecede uyku turağı kumandanım? Pontosçularla aranız nasıl? Etmedikleri zulüm katliam kalmadı. Ettikleri yanlarına kâr kalırsa gözlerim açık gider. Ama gitmeyecek. Bir gün bu milletin neler yapabileceğini görecekler. Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya gelmiş. Yanlışım var. Paşa'nın Havza'da olması lazım. Hayır, Amasya'ya geldi. Yer gök inledi diyorlar. Bildiğin gibi değil mi Lazım Bey? Hadi yürüyün dese bütün Amasya arkasından sel gibi akacak diyorlar. Ne bileyim ben, haberiniz var sanıyordum. Paşa'ya haber vermeli. Ama şimdi yapılacak bir şey yok. Uyandırmayayım. Rivayet değil mi? Ne rivayeti kumandan? Bütün köyler bayram yapıyor. Herhalde Amasya'ya geçmeleri gerekti. Sabah öğreniriz. Ertesi gün Mustafa Kemal'in kendilerini Amasya'da beklediğini öğrenmişler ve Amasya'ya hareket etmişlerdi. Beraberindekilerle Amasya'ya gelen Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey coşkuyla karşılanmışlardır. 21-22 Haziran 1919 gecesi. Saraydüzü kışlasında kumandanlık dairesi. Aynı gece yarısı Mustafa Kemal'le konuşmaktadırlar. Önce uzun uzun durum değerlendirmesi yaptılar. Rauf Bey Ege'deki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Netice olarak Ege'de de halkın durumu zor paşam. Ancak öne düşüp yol gösteren oldukça her an mukavemet teşkilatları kurup millet savaşacaktır. Miralay, Bekir Sami ve Kazım Beyler de geceli gündüzlü çalışıyorlar. Öyle görünüyor ki bütün vazife bizlere ve memleketin münevverlerine düşüyor. Evet paşam. Görüşmeleri devam etmektedir. Mustafa Kemal arkadaşlarından bilgiler alıyor, fikirlerini soruyor ve görüşlerini belirtiyordu. O, girişim ve uygulamaların bütün milletin birlik ve beraberliğini temsil edecek bir heyete bağlanmasını şart görmekteydi. Bunun için bütün Anadolu ve Rumeli milli teşkilatlarını birleştirerek bir merkezden temsil ve idare edilmek üzere Sivas'ta umumi bir kongre toplanmalıdır. Doğrudur Paşa Hazretleri. Önemli kararların arifesindeydiler. Bu arada Mustafa Kemal'in karargah erkanı da yoğun bir çalışma içerisindeydi. Sabahlara kadar çalışıyorlardı. Emirler saniyesi saniyesine yerine getiriliyor ve devamlı şifreyle haberleşme yapıyorlardı. Ve her şey tamamdır. Yalnız Ali Fuat Paşa Konya'daki 12. Ordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa'nın, Mustafa Kemal de Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın görüşlerini alacaklardır. Sonra onlar iki kumandanla da haberleştiler. Konya'daki 12. Ordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa yanlarında olduğunu, isterlerse halka silah ve cephane de dağıtabileceğini bildirmişti. Erzurum'daki Kazım Karabekir Paşa da alacakları karara tamamen uyacağını belirtirken, Amasya tamiminde Erzurum'da toplanacak kongrenin de zikredilmesini rica etmişti. Mustafa Kemal o gece Cevat Abbas'ı çağıracak, önce biraz düşünecek, sonra ağır ağır konuşacaktı. Toparlayalım. Yaz çocuk. Her cümlesi bir dinamitin patlayışı gibidir. 1. Vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir. 2. Hükümet merkezi deruhte ettiği mesuliyetin icabatını ifa edememektedir. Bu hal milletimizi mağdum tanıttırıyor. 3. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin halini, sesini ve hukukunu cihana işittirmek için her türlü tesir ve kontrolden azade bir heyet-i milliyenin vücudu elzemdir. 5. Anadolu'nun en emin mahalli olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kesinleşmiştir. 6. Bunun için tekmil vilayetlerin her livasından milletin itimadına mazhar 3 murahhasın mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkartılması icap etmektedir. 7. Her ihtimale karşı keyfiyetin bir sırrı milli halinde tutulması lazımdır. 8. Vilayat-ı Şarkiye namına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar diğer vilayetlerin temsilcileri Sivas'a vasıl olabilirlerse, Erzurum Kongresi'nin azası da Sivas İçtimai Umumiyesi'ne dahil olmak üzere hareket eder. Hepsi bu kadar Cevat. Mustafa Kemal'in hazırladığı bu müsvedde Amasya tamiminin esasını teşkil edecekti. 21 Haziran 1919'u 22 Haziran 1919'a bağlayan gece. Onlar Amasya kışlasının yanındaki eski bir binada, karanlık bir odada tarihi toplantılarını yapmaktadırlar. Miralay Refet Bey de o gün gelmiştir. Hamdolsun işlerimiz tamamlandı. Artık kararımızı imzalayabiliriz. Hadi. Buyurun Rauf Bey. Ben misafir olarak bulunuyorum paşam. Bilmem kim kendinde böyle bir selahiyet. Bu tarihi bir hatıradır Rauf. O bakımdan... Peki paşam. Sonra tamimi Refet Bey'e uzattı. Oysa özellikle Sivas Kongresi'ne takılmıştı. Böyle bir kongrenin yapılmasındaki maksat ve faydayı anlayamadım. Kongrenin icabında bir hükümet teşkil edeceği anlaşılıyor. Acaba siz de böyle mi anlıyorsunuz? Evet Refet Bey, ben de öyle anlıyorum. Peki paşam. Refet Bey imza gibi bir işaret koymuştu. Hayırlı olsun. Memleket ve millet için hayırlı olsun. 21-22 Haziran gecesi tarihi Amasya tamimi imzalanmıştır. Bir gaz lambasının aydınlattığı karanlık bir odada imzalanan bu tamim, sonra tarihin seyrini ve bir milletin kaderini değiştirecektir. Amasya Postanesi bir tarihi yaşamaktaydı. Bir taraftan gerekli mülki ve askeri makamlara bilgi veriliyor, kongre davetiyeleri çıkarılıyor, diğer taraftan şifre telgraflar birbirini izliyordu. Vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İstanbul'daki bazı önemli kişilere de özel mektuplar gönderilmekte ve Mustafa Kemal özetle şöyle demektedir. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir. Birkaç gün sonra Ankara. Ali Fuat Paşa Ankara'ya dönmüş, Mustafa Kemal Amasya'dan Erzurum'a hareket etmek üzeredir. İngiliz temsil heyetinden bir yüzbaşı sizi görmek istiyor paşam. Gelsin. Alın. Selam general. Evet. Kolordumuzun bazı birlikleri depolardan muhtelif yerlere silah ve cephane nakletmektedirler. Mondros mütarekesine göre bunu yapamazsınız. Bu uygulamayı hemen kesmenize ikaz ediyorum. Sizin rütbeniz ne? Yüzbaşıyım. Kimin karşısında bulunuyorsunuz? Bir generalin. Size rütbenin beynelmilel olduğunu öğretmediler mi? Önce piponuzu söndürüp cebinize koyun ve ayağınızın üzerinden indirin. Ondan sonra söylediklerinizi tekrarlayın. Unutmayınız ki ben aynı zamanda işgal kuvvetlerinin bir temsilcisiyim. Anlaşıldı. Size rütbenin beynelmilel olduğunu öğretmemişler. Posta! Buyurun paşam. Bir hafta katıksız. O ne demektir? Ne demek olduğunu öğrenirsiniz. Benimle beraber gelin. Fakat ben... Evet siz! Askerliğin A harfinden bile haberi olmayan bir zabitsiniz. Çıkın dışarı! Size öğrenmeniz gereken şeyi öğreteceklerdir. Onu merkez kumandanlığına teslim ettirecek ve ayrıca 10 gün talim terbiye yaptıracaktı. Bu olaydan 5 gün sonra bir İngiliz albayı Ali Fuat Paşa'yı ziyaret ederek kendisinden özür dileyecek ve İngiliz yüzbaşısını affettirmeyi sağlayacaktı. İngiliz yüzbaşısı da aynı gün apar topar Ankara'yı terk ederek trenle İstanbul'a hareket edecekti. Ankara'nın ne çetin ceviz olduğunu anlamıştı ve bunu ömrünün sonuna kadar anlatacaktı. Akıp giden raylar posta diyen Ali Fuat Paşa'nın o gür, o erkek sesini İngiliz yüzbaşısının kulaklarına çaka çaka tekrarlar gibiydi. Anlaşıldı. Size rütbenin beynelmilel olduğunu öğretmemişler. Posta! Aynı gün Mustafa Kemal'in arabasıysa Anadolu'nun tozlu yollarını aşağı aşağı Büyük Kurtarıcı'yı karargahıyla beraber Erzurum'a götürmekteydi. Onlar sıra sıra dağları geçecekler ve Erzurum'da Türk milli mücadelesinin altın bir sayfasını daha açacaklardı. Amasya geride kalmıştı ve bir tarihi bağrına basmaktadır. Yalçın kayalıkların üzerinde bir ses yankılar yapmaktadır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.